ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Kongresi'nin uzun süredir ertelenen 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini geçen ay kabul etmesinin ardından Ukrayna'yı ilk kez ziyaret etti. Sürpriz bir ziyaretti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Blinken, ABD'nin büyük yardım paketi gerçek bir fark yaratacak derken daha fazla yardımın da yolda olduğunu söyledi. Blinken'ın Ukrayna'ya varmasından sonra kamuoyuna duyuruldu bu ziyaret ve zamanlaması açısından da önemli. Ziyaretle ilgili önemli detayları Dilge Timoçin'e soracağız karşımızda. Dilge, Blinken birçok temaslarda bulundu. Hatta bu görüşmelerden biri Pizzacı'da yapıldı. Neden önemli bu ziyaret ve bu sürpriz ziyarette verilen mesajlar neler? Şimdi Serdar, önce şununla başlayalım. Ukrayna güçleri şu anda ülkenin en büyük ikinci kenti Harkiv'i, Harkiv bölgesindeki Harkiv kentine Rusya saldırılarına karşı Rusya saldırılarını püskürtmeye çalışıyor, engellemeye çalışıyor. Ancak şu da bir gerçek, insan eksikliği ve topçu mermisi eksikliği nedeniyle Rusya'nın bu bölgelerde bazı kazanımları var, bunu söyleyelim. Ve Donbas bölgesi ve Harkiv bölgesinde toprak kazanımları oldu ve Rusya şu anda Ukrayna topraklarının %18'ine yakınını kontrol ediyor, egemen diyebiliriz buralarda. İşte bu noktada da Amerika'nın, Washington'un Ukrayna'ya yapacağı yardımlar, hatırlayacaksınız, aylarca kongrede bekletilmişti ve sonunda 61 milyar dolarlık yardım sonunda çıkmıştı, onaylanmıştı ve Savunma Bakanlığı da, Amerika Savunma Bakanlığı da bu yardımları ve askeri yardımları da göndermeye başlamıştı. İşte Blinken bu noktada savaşın başladığı 2022'nin Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya 4. ziyaretini gerçekleştirdi. Sen de söyledin. Vardıktan sonra açıklandı, gizli tutuldu bu ziyaret ve dün gece geç saatlerde trenle Kiev'e vardığını öğrendik. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın işte bu noktada Amerika'nın yardımlarının ulaştığı noktada Washington Ukrayna'ya sarsılmaz destek verdiği mesajını göstermek istiyor Blinken de. Bu nedenle şu bugün Kiev'deydi ve önce Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Zelenski İngilizce hitap etti Blinken'a ve Blinken'a şunları söyledi. Hava savunmasının Ukrayna için en büyük eksiklik olduğunu söyledi ve bugün gerçekten Harkiv için, Harkiv bölgesi için iki Patriot savunma sistemine ihtiyacımız var dedi. Blinken'ın da elbette açıklamaları oldu. Önemli mesajlar verdi. İsterseniz kendisinden dinleyelim. We know this is a challenging time. But we also know. Zor bir dönemden geçiyoruz, ancak yakın vadede yardımların yola çıktığını, bir kısmının ulaştığını ve daha fazlasının da ulaşacağını biliyoruz. Bu da savaş alanında devam eden Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark yaratacak. Diğer pek çok ortağımızla birlikte Ukrayna'nın savaş alanında başarılı olmasını sağlamaya kararlıyız. Aynı şekilde Ukrayna'nın zaman içerisinde askeri ve ekonomik açıdan demokratik bir şekilde kendi ayakları üzerinde güçlü bir biçimde durması konusunda da kararlıyız. Amerika'nın yardımlarının gerçek bir fark yaratacağı mesajını verdi Antony Blinken. Öne çıkan mesajı bu şekildeydi. Zelenski dışında Başbakan Deniz Şimal'le de bir araya geldi. Deniz Şimal'le görüşmesinde de şunu söyledi. Savaştan sonra da Amerika'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini, bu destekleme niyetinin olduğunu da dile getirdi. Amerika Ukrayna'nın başarılı olmasına, hem savaş alanında zafer kazanmasına hem de bizim deyimimizle barışı kazanmasına, mümkün olan en güçlü ülkeyi inşa etmesine yardımcı olmaya kararlıyız şeklinde konuştu Blinken ve Dışişleri Bakanı, elbette mevkidaşı Dmytro Kuleba ile de görüştü. Ancak bu çalışma yemeği diyelim, sen de söyledin, bir pizza restoranında, Kiev'deki bir pizza restoranında gerçekleşti. İki Dışişleri Bakanı görüşmenin verimli olduğunu söylemekle yetindi. Siyasi mesajlar vermediler, ancak Ukrayna pizzasını değerlendirmekten de geri durmadılar. Blinken çok beğendiğini söyledi pizzayı ve Dmytro Kuleba da şunu söyledi. Hatırlayacaksınız, daha önce Blinken'ı McDonald's'ta, yani bir Amerikan fast food zincirinde ağırlamıştı. Bu nedenle de eleştiri almıştı. Bu yüzden de bir pizzacıya getirdiğini söyledi Blinken'ı. Bununla da bitmedi Blinken'ın ziyaretleri. Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşu örgütlerinin yetkilileriyle kahve içti. Ve bunun dışında da son olarak Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü'nde öğrencilere hitap etti. Antony Blinken burada bir konuşma yaptı ve Amerika silahlarının gecikmesinin Ukrayna'yı Rusya'nın saldırılarına karşı daha savunmasız hale getirdiğini kabul etse de
Kiev'in Washington'un sarsılmaz desteğine güvenebileceğini söyledi. Bugün sizinleyiz. Ukrayna'nın güvenliği, egemenliği ve kendi yolunu seçme kabiliyeti garanti altına alınana kadar da yanınızda olacağız mesajı verdi Serdar.